Şimdi ben birkaç soru hazırladım. Tabii. Sana. Eksiksiz, kusursuz araba yaptın. Hiç mi arızalanmadı araba? Sen şimdi bu arabayla devir dönüyorsun. Gazlıyorsun yeri geliyor. Ben de çok rol yaptım. Yapmadım değil. Eskiden boy geçtim falan filan diyalogları yoktu. Çıkardık arkadaşlarla. Kafamıza göre gazlar gelirdik. Ama ne yapardık? Yağına suyuna bakardık. Ya ufak bir yağ mı karardı? Değişelim derdik mesela. Ta o zamandan beri. Yerinde müdahalenin ve zamanında müdahalenin ben kaçırılmaz gereklilik olduğunu düşünüyorum bu araba konusunda. Anladım. Abi ikinci viteyi biz bitirdik. Halil abi dedi ki yazmaya hazırız. Özgün abiyle konuştuk. Tamam. Arabayı çıkardık dayanıyor. Çevrem olarak da beklenti o kadar yüksek ki harcadık hala harcıyoruz. Hem motor hem mekanik aynı zamanda yani detaycılığım mı diyeyim kusursuzluğum mu diyeyim hani daha iyi olsun istememiz mi diyeyim. Kaportasına da harcıyoruz. Çıkardık dyno'ya. Yazılım yapacağız. Araba bir çıktı. Saçma sapan bir güç çıktı arabadan. Böyle birbirimize baktık. Lan bu ne? Hani bunun için mi uğraştık falan? Ne çıktı? O zamanın yani yanlış hatırlamıyorsun 184 mu ne evet, tekerde çıktı. 186 tekerde verdi. Tekerde verdi. Motor neydi? B18'di ama ne aydı yani komple. Ben tabii suratım asık eve döndüm o gece. Halil abi dedi ki yani bunda bir şey var bakmamız lazım. Ya kapak açacağız ya bir şey açacağız falan. Ben dedim ki abi uğraşamam şimdi. Benim bir de moralim olmadığı zaman ben çok üstüne gitmeyi sevmiyorum. Hani istiyorum ki moralli yapayım o işi. %100 olsun. %99 biliyorsam konuşmuyorum. Ama %100 biliyorsam da kimseyi konuşturmuyorum. Böyle bir yapım var. Biraz kafayı toplayayım falan filan. O ara ben yine gemiye gittim. Halil abi... Bir araba daha aldım falan diyormuş. Araba Halil abinin garajda yatıyor. Evet. Araba Halil abinin garajda yattı 3-4 ay. Halil abi dedim ben geliyorum bir aya yani şuna bakalım. Yaz da geliyor pis sezonu açılıyor falan. O araç da bu arada caddede gitmeye müsait değildi. Tamamen pist odaklı yapmıştık arabayı. Abi kapağı bir açtık egzantrik ortadan 2'ye 40. Hayda. Araç o kadar güçlü çıkmış ki bizim egzantriğimiz ona artık yetmedi mi? Yoksa egzantrikte bir sıkıntı vardı da kırıldı bilemiyoruz. Daha sonradan orijinal egzantriği taktık. Abi araba çılgın bir şey oldu yani. En son o yaz geçirdim ben öyle. Ufak tefek bir şeyler yaptık yine. Yine gemiye gittim. Yaz sezonu bitti. O yazı da geçirdik öyle. Ben gemide başladım. Yani ben B'nin bir de her setup'ını yaptım. B16'yı A2'yi yükledik. B16B'ye yaptım. Bir tek B20 yapmadım. O da Ankara'da 2009-2010 senelerinde bir B20 yapmışlardı. Füme sedan bir arabaya çok iyi hatırlıyorum. Araba bitti, yazıldı. Her gazlamasında conta yaktı araba. Oradan içimde bir şey kaldı. Ürperti kaldı. B20'ye hiç girmedim. B serisini iyi biliyorum. K yapma yoluna gittim. Gemideyken de hayırlı bir haber aldım. Baba olacağımı öğrendim. Gemiye gittikten 10 gün sonra. Ben oturdum abi. K hesaplıyorum. Kulaklar içindesin. Okan Turan. Kanka böyle yapsak nasıl olur? Kanka onu yaparsak bu egzantrik lazım falan filan. Finalde biz bir liste çıkardık. Motor, şanzıman, yürüyen vesaire hariç yaklaşık bir 40-45 bin dolar malzeme gerekiyordu. İşte K, Tunus, Stage 4, swap kitler falan filan böyle. Yani radyatör hortumlarına varana kadar kartunet. Daha sonra ben oturdum. Kendimce bir hesap yaptım. Yani bende artık şöyle bir klişe olmuştu. Ben gemiden geliyordum. Benim izinlerimin artık 2 ay, 3 ay bana bağlı o süre. O izinlerimin %70'i sanayide geçiyordu. Ama şimdi baktığın zaman sorumlulukların farklı. Baba oluyorsun, bir ailem var. Daha sonradan ben o projeyi yapmaktan vazgeçtim. Onu da K24 Supercharger yapacaktık. Vazgeçtim. Gemideyken arabayı sattım. Vay arkadaş değişik. Peki şimdi şeyden soracağım. Bu sporun içindesin. Bu spor insanın hayatını nasıl etkiliyor? Olumlu ve olumsuz. Şimdi bu spordan ne beklediğine bağlı. Bu spordan keyif almak istiyorsan yani yanlış anlama beni. Biraz maddi güce de bakıyor. Şu an günümüz şartlarına bakıyorsun. Benzin olmuş 45 lira mesela. Çıkıp bir cadde turu yapayım desen. Sadece 2000 lira yakıtına gider. O da sadece pompa benzini kullanır. Pompa benzini kullanırsan. Eskilerin yarış ortamıyla şimdiki yarış ortamını, cadde yarış ortamını kıyaslarsan. Ben 2000 senesinde 2000'lerde başladım bu spora ilgi duymaya. O zamanlar ilk benim araba sevdam 306 GTI ile başladı. Bende gerçekten yarı çok başka bir arabadır. Yani şu an benim boyattığım arabalar boyasız diye satılıyor falan. Allah Allah. Çok önemli değil. Neyse 306 GTI bende özel bir arabadır. Biz şimdi eskiden 430 falan yoktu da atıyorum 360 Modena ile geliyordu adam. Yanına 106 GTI çektiğin zaman hani bir arkadaş diyalog ortamı oluyordu.
Şu an abi öyle bir şey yok. Biz role çıkardık mesela. Kendi içimize gazlardık arkadaşlarımızla. Ne kamera alırdık, ne bir şey alırdık. Herkes 3-5 kere kamera kuruyor. Saçma sapan diyaloglar, birbirlerine laf sokmalar. Yani baktığın zaman koca adam hiç hoş değil yani. Yani ben de yaptım, yapmadım değil. Role de çıktık zamanında. Benim bırakma noktam da şöyle oldu. Bir tane çocukluk arkadaşım vardı. Allah rahmet eylesin, Erkan diye. 106 GTI ile abisiyle aynı arabada rahmetli oldular. Kaza geçirdiler. Ben de siyah bir 106 GTI ile Vitek'le denerken iki şeritli yol. Ben sağ taraftayım. O sol tarafta 106 GTI. Erkanların arabası da 106 GTI. Siyah. O da siyahtı. Direkt o sahne geldi gözümün önüne zaten. Gazlıyoruz. Ben B16B yapmıştım arabayı. Çok güzel gidiyordu arabam. Gazlıyoruz. Ben öne çıktım. Gece karanlığında bir tane kamyon çıktı önümüze. Işıkları yanmıyor. Ben direkt uzunları yaktım. Frene asıldım. Arkadaş yani basıp gitmesi gerekirken o da frene asıldı. Yani benim yol vereyim ben önüne atlayayım düşüncesidir belki de. Bilemiyorum o an. Bu kamyonların arkasında plastik olur ya böyle tozluk. Aynen. O tozluk böyle kaputun üstüne geldi. Böyle canlı gördüm. Araba tam o an böyle kamyonun hızıyla eşit oldu. Sonra ben ayağımı gazdan çektim, frenden çektim. Zaten bir tık daha yavaşladı araba. Böyle o şeyin kaputun üstünden geri aktığını böyle canlı gözlerimle gördüm. Sonra ben arabadan indim. Hiç araba gözümde değildi zaten. Yaşadığıma şükrettim tekrardan. O gün de son oldu. Ben daha bir şey yapmayacağım dedim. Böyle bir hareket yapmayacağım dedim. Eski arabalar nasıldı? Şimdiki arabalar nasıl? Şimdiki arabalar tabii biraz teknolojiye ayak uydurmak gerekiyor. Klişe bir laf var. Değişmeyen tek şey değişimdir diye. Bence bu eski arabalar daha da değerlenecek. Değer verecek insanlar da gerçekten işi bilen insanlar olacak. Z kuşağı işte dediğimiz kuşaklar belki Vitek'ten tad alamayacak ya da sürdüğünde o hazzı yaşayamayacak ama ben mesela 37 yaşındayım. 40-50 yaşıma geldiğim zaman mesela bir Vitek kullanmak isterim şahsen. Çok güzel olur ama. Yani keşke bir tane olsa böyle. Biliyorum Vitek'imiz var. Eyvallah. Keşke böyle bir tane olsa hani 50 yaşında böyle. Çok başka hissiyat. Hani dedim ya sana şey arabalar bunlar. Ruh olan arabalar. Hı hı. Hani abi, biraz mekanik araba. Mekanik araba. Kontrol sende, kumanda sende. Ben daha çok hoşlanıyorum yani. Atmosferikçi misin turbocu mu? Ben turboyu çalışamadım. Çünkü ben keyif alarak sürdüğüm için arabayı, önceliğim keyif almak, hız yapmak değil. Ya da ne bileyim çıkayım bir caddede gazlayayım değil. İsterim ki ben kontağa bastığım zaman o keyfimi alıp tekrar garaja koyayım arabamı. Ama ben çevremde turbo binen hiçbir arkadaşımın arabasında abi sorunlar hiç bitmedi. Laga girdi, EGR, EGT bilmem ne. Yok işte basınç gelmedi, alttan doldurmadı, üstten koymadı. Abi atmosferik öyle değil. Bak M3 var ya, bence yani çok güzel bir araba. Üretilmiş belki de en iyi arabalardan biri olabilir. M3 nerede ya? Biz M3 görürüz diye geldik ama. M3'ü üzülerek söylemek istiyorum ki, Serkan Yılmaz kardeşim gecenin 11'inde, gerçekten gecenin 11'inde. Gemide miydi? Yok, bir hafta 10 gün önce. Hatta resimle paylaştık. Belki görmüşsünüzdür Instagram'dan. Kaçırdık M3'ü ya. Kardeşimize verdik. Yine yabancı bir yere gitmedi. Onu da görmeyi çok isterdik açıkçası. Hızlı B18 olan Serkan kardeşimiz. Aynen. Affet o da rol camiasının duayenlerindendir. Gaza iki ayağıyla basan insanlardan. İki ayağıyla? Anladık buradan da. Kazasız belasız sürüşler diliyoruz. Evet. Selamlarımızı Serkan, söylüyoruz ona. Bu arada Türkiye'nin en hızlı B18'lerinden. Fedaş mıydı? Fedaş. Yani, Serkan'la da, güzel maşallah. Serkan'la da tanışmamız bizim 10 seneyi geçti. Benim ilk Vitek zamanlarında P28 beyin abi Türkiye'de şey. Yani Cumhuriyet altını bir, P28 beyin iki. Bulunmaz öyle. Hint kumaşı bulunur. Şu anda da öyle. Yani şu anki durumu bilemiyorum. Yani şu anki dedim ya teknolojiye ayak uydurmak gerekiyor. Hani linkli minkli onlar çıktı. P28'in geçerliliği ne kadar var şu an bilemiyorum. Vitek'ten hesap, soğuduğum için. Hesap makinesi ama para ediyor. Ya o para çok omel oluyor, oraya girme. Çok omeli seven bedelini öder yani. Ben şok elle yiyorum. Usta peki ben mi soru sorabilir miyim? Dur Serkan anlatıyordum. Dur Serkan. Abi P28 en uzun röportaj oldu.
Tek Türkiye var. Tek Türkiye'ye P28 beyin satılık diye gece 1.30'da ilan girdim. 2:10 kala telefon çaldı. 2.30'da lan dedim bunlar içsiz şey ipsiz sapsızdır. Dengeliyorlar belli babadan. Bunlar dedim ne ayak bunlar dedim ya gece 2'de. Adam tutturdu. Yok kardeşim diyor. Ben gelip alacağım şimdi diyor. Gece yarısı. Bir de ağzından kaçtı. Tuzla'dayım dedim mi? Abi gece 2'de bizim Tuzla'da bir abimizin mekanı var. Kafe işletiyor. O da gece 3'e kadar açık. Ben şimdi dedim, lan bunlar dedim ipsiz sapsız adam olur. Başımızı hiç sanmayalım. Dedim mekana gel. Neyse gittik abi mekana. Gece 2.30'da adamlar geldi. P28 beyni aldı gitti. Tanışmamız öyle bir başladı. Harun Yılmaz, Serkan Yılmaz. Kardeşlerim buradan selam olsun. Aleyküm selam. Evet güzel bir röportaj oldu. Ben ağzına sağlık. Ya. Ben sorayım abi. Sor sor. Can alıcı soruyu sorayım mı? Sor. Abi Big Tube sirlip açılımını yapsa. Big Tube hava boru değil mi? Yok abi. VTI'ler arasında Big Tube sirlip. Abi Big Tube sirlip olmazsa o VTI VTI değildir. Peki 1 kilo megahertz ben... araba yapılır mı? Abi ben bak şimdi bunlar şey değil yani. Kesinlikle kendi övme değil inanç. Ben VTI'ye NK jant taktım 2012 senesinde. Bu VTEC camiası dedim ya. Hı hı. Beni yermeyen, gömmeyen adam kalmadı. VTI'ye VTEC janttan başka jant mı takılır falan filan. Şu an NK jant altın. Altın. Evet. Ondan sonra sen bu son sattığın VTI'ye de takmıştın. Onda lastik speklerimizden dolayı piste göre ayarladım ya arabayı. NK jantın ET'sini tutturamadık. Çamurluk işlerine sürtme durumu oldu. O yüzden ben Integra Typer jantı taktım. Adamın mecbur kaldığı janta bak. Oğlum adama parça getirmek için gemiyle Kıbrıs'a git. Vay arkadaş ya. Yani evet öyle şeyler de yaptık. Gemiyi Kıbrıs'a sürdük falan. Accord Typer. Vallahi. Koltukları falan. Yani ben Recaro CL7 koltuğu almıştım. Benim arabamın rengi yeşildi. Çok sevilmez ama ben çok seviyordum rengini. Benim VTEC'de en sevdiğim renk o. Daha sonra koltukla uyumlu diye ben ön koltuk aldım. Sonra arka koltukları da dedim ki ya dedim biz bunu nasıl yapacağız? Hani nasıl uyduracağız falan. Daha sonradan komple Accord'un içine aldık. Arka koltukların kılıflarını söktük. Benim koltuklara geçirdik falan. Böyle projelerimiz oldu. Güzel bir kombin olmuş. Vallahi abi peki harika. Bir şey soracağım. S2000 ortamındaki dönen muhabbetlerden kısa bir... Kısa. S2000'in varsa Instagram'ı kapatacaksın. Facebook'u kapatacaksın abi. Numaranı da herkese vermeyeceksin. Keyifle bineceksin. Ya çok güzel bir cümle evet. Durmadı mı? Vallahi. Yani orada yani. Maalesef arabanın algısı artık Türkiye'de çok kötü. Yani ben Güney Afrika'da Cape Town'da S2000 Club diye bir grup var. Nerede ya? Güney Afrika'da Cape Town'da. Aa. Bunlarda da ben gittim ha. Bunlarda da S2000 ben var. Ben araba aradım bulamadım orada. Ben 4 kere gittim. 4 sene gittim. Ben de S2000'in resmini paylaşmıştım Cape Town'dayken. Evet. Altına da hashtag Cape Town yazdım. Oradan ulaştılar bana. Allah. Öyle bir diyalog geçti aramızda. Daha sonradan ben adamlar işte 8-10 araba toplandılar bir tane AVM'nin otoparkında. Ben de katıldım. Davet ettiler. Tanıştık falan filan. Çok iyi değil mi? Adamlar dedi ki siz dedi niye dedi düğünlerde S2000'e dönüyorsunuz ya dedi. Ya siz nereden biliyorsunuz? Ama S2000'ler nasıl biliyor musun bak? Full orijinal. Yani böyle S2000'i çek vitrine. Niye çektin beni vitrine demez yani. Abi ben hiç görmedim ya. O kadar güzel arabalar. Hepsi temiz. Bir de onlar yurt dışına ithal ediyor. Yani direkt Güney Afrika'ya satılan S2000 yok. Yani AUK bir şey diyorlar da aklıma gelmedi. Evet. Yurt dışından alıyorsun. Atıyorum Japonya'dan internetten S2000 alıyorsun. Güney Afrika'ya geliyor. Öyle alınmış arabalar olduğu için daha çok özen veriyorlar. Daha çok değer gösteriyorlar arabalara. Ben şu an çok şaşkınım gerçekten ya. Benim gördüğüm arabalar belli. Abi Super ya. Sport var. Bir de şey Land Cruiser'lar, Pajero'lar havada uçuyor. Afrikalılar yaz Cape Town S2000. Bakacağım ona. Bak. Ben gerçekten çok şaşkınım. Hani birçok yerine gittim yani kıtanın. Hiç görmedim. Instagram'dan en fazla bir tane tuningçi gördüm. O da bir tane Corolla kamuflaj falan yapmıştı. Başka da bir şey görmedim. Bir de çılgın birkaç tane E30'cu var. 2015 senesi Malezya'da Port Klang diye bir limandayız. Ro-Ro gemisinden Aventador indirirler.
Böyle gri renkte. Hala dolaşıyor. Açtılar kapılarını zaten falan. Zaten iki tane mi ne var? Yok, Malezya burası, Türkiye değil. Biliyorum, biliyorum. Açtılar kapıları. Ben de öyle indim aşağıya. Bakınıyorum arabanın tarafına. Acenta geldi. Dedi ki sen hani arabayı mı seviyorsun falan. Seviyor musun müşteri? Dedim baboş biz hastasıyız. Ya, hayırdır oğlum dedim. Yani. Hayırdır lan dedim. He. Ondan sonra ben dedi seni bir yere götüreceğim. Abi yani Mastak sanayi gibi bir yer düşünün. Beni bir sanayiye götürdü adam. Ben bir de gösterdim vitek mitek böyle. Ben gösterince adamı adam beni bir yere götürdü Ali Osman. Adamlar Mazda 3'lere Evo koymuşlar komple. Evo 8, Evo 9. Allah Allah. Bir projeler var. Resimleri var bende. Atarım hepsini size. Şuraya bir yere koyarsın. Projeleri internetten görüyorum da genelde kaporta işleri oluyor onlarda. Çok çevirme, çok el yapımı araba oluyor ama kaliteli arabalarda var demek yani, ki. Yani B motorun neler yapabileceğini ben orada görmüştüm. Adam B18'leri bir turboluyor. Böyle bu kadar turbo koymuş. Kaputa sığmamış. Kaputu kesmiş. Turbonun yarısı dışarıda, yarısı motorun içinde böyle. Fındık motora motor kadar turbo. Vallahi. Ben bayağı şaşırdım ya. Hakikaten süper. Ne diyeceğimi de unuttum. Var mı başka soru? Abi soru var da biz buradan sabaha kadar çıkamayız. Ben onu anladım dedim ya. Çektiğim en uzun röportaj oldu yani. Senin anlatmak istediğin bir şey var mı? Japonya'ya git. Bu kadar kolay mı? İnsan bir düşünür ya. Gittim işte. Gittim galiba çok falan. Gittim. Japon. Ve gerçekten öyle marketler var Instagram'da gördüğünüz gibi. Evet hayal. Giriyorsun yani. İşte bu egzoz, şu koltuk, bu jant alıyorsun. Yani almışlığın bir şey var. Eskiden biraz kolaydı yani. Fazla bagajın olduğu zaman havalında ben uzak yol çalışıyorum. Yani benim gemim hiç Türkiye'ye gelmiyor. Ben buradan atıyorum Brezilya'ya gidiyorum uçakla. Devir teslim yapıyoruz. Gemiyi teslim alıyorum. 5 ay 6 ay gemiyle çalışıyorum. 6 ay sonunda örneğin Japonya'dayım. Japonya'dan uçağa binip tekrardan buraya geliyorum. Çalışma prensibim böyle olduğu için hani ben gelirken yurt dışından tabii ki bir şeyler alma hakkım var yasalar çerçevesinde. Hakkımızı açtığımız zamanlar da oldu, yeri geldi. Ama eskiden daha kolaydı. Ama şimdiki zamanda valize sığmayacak şeyleri maalesef getiremiyoruz. Çok zor. Zaten bagaj hakkında çoğu firma kaldırdı artık. Paralı aynı alıyorsun. Aynı üründen fazla almak bile artık problem oluyor. Evet, problem dışarıdan oluyor. Gelirken hiçbir şey sokamadım. Bir sürü şey bıraktık biz de. Evet, Japonyalardaki Honda'lara ne diyeceksin? Ondan sonra da yavaş yavaş bitirelim. Japonya'daki Honda'lar, Japonya'da Honda'lar... Bizim kadar seviyorlar mı? Seviyorlar. Adamların kendi milli serveti sonuçta. Bir araba... İhtiyaçları olduğu zaman önceliği ona veriyorlar tabii. Ama benim gördüğüm Japonya'da Subaru ve Evo olarak Honda'dan daha önde. Belki güç olarak bilemiyorum. İşte EG'lerin gece yarışları, ışıklarını kapatıp yolda gitmeleri falan filan. Bunları ben yaşadım, gördüm. Çok işlerine giremedim tabii ama öyle hareketlerini gördük tabii. Zaten dışarıdan da tanımadıkları insanları almıyorlar. Yani öyle herhalde. Çok gerçekten videolardaki gibiler mi? Yani çok saçma sapan gazlıyorlar ya. Çok hani ben taksiyle yoldayken mesela yolda giderken hani adam 4 şeritli otobanda 4 şerit kırıyor falan böyle. Ama arabalarda gördüğün gibi full yerde. Subaru çok, Evo çok. Yani marketten peynir ekmek alır gibi bu egzoz şu falan. Yüzlerce market var böyle yani. Türkiye'de böyle market açsak işler mi? Bence şu an Türkiye'deki o marketin Türk versiyonu, hani Türk marketi Okan Turan, Marka Motors. Buradan reklam olsun kardeşimize. bu zamana kadar beni hiçbir zaman yarı yolda bırakmadı herhangi bir ihtiyacım olduğunda sağ olsun. Hani ticaretten çok dostluğunu da çok görmüşümdür. Hakkını ödeyemem. Böyle. Güzel. Piyasanın anlatacak hikaye çok anlatacak aslında. Çok, yani çok. Evet, bir videoya sığdıramayacağımızı anladım. Sığdıramayız. Memleketin örnek alınan ve sevilen adamlarından. Senin en büyük yani böyle wow dediğin hikayen nedir? Nasıl ama? Kaza mı? Şey mi? Ya arabayla alakalı olumlu ya da olumsuz. Olumlu, olumsuz. Olumsuz kaza olayı mesela bende çok büyük olumsuzluk yaptı. Ben bir motosiklet kazası geçirdim. Abi arkada motosiklet görüyorum ben. O işte birazdan bakarız ona da. Bakarız. Yanlış yola girdik mi yoksa yaparsın hep şeytana uyduk dersin ya. Öyle bir şey mi olacak? Bakacağız, yaşayarak göreceğiz. Ben abi 30'la
30 kilometre giderken bir kaza yaptım. Eve geldikten sonra, hastaneye eve geldikten sonra beni gören herkes 300'le mi kaza yaptın dediler yani. O kadar ağır. Bir 4,5-5 ay yattım falan. Oo bayağı nasıl oldu abi ya 30'da giderken böyle bir hasar alınan? Logar kapağını çalmışlar. Ben de içine düştüm. Logar lan logar. Allah Allah geçmiş olsun ya. Tam da motoru yatırmıştım böyle. Aha. Keskin bir viraj vardı. Yatırdım. Tam döndüm. Evet. Çukur zaten önümdeydi. Yapacak bir şey yoktu yani. Baş başa kaldın. Ya gene motor içine ver. Düşünce tamamen 3-4 metre yukarıda direkte işte kan izleri falan vardı. Direkt kafalama direğe çarptım falan. Böyle saçma sapan çok bir kazaydı. Olsun. Verimli sadakan varmış. Geçmişte bu kadar işte yarışların oldu. Araba bindin, uzak yol gemiye gidiyorsun. Yani Allah bir sürü şeyden korumuş. Bir yerden bir akıllı ol. Sinyali vermiş olabilir yani. Bakalım. Hayırlısı. Bakacağız. Eyvallah. Ben mekanını çok merak ediyorum. Mekanın müsaitse bir dolaşalım mı? Tabii. Zaten mekandan ziyade burası keyif aldığımız bir ortam. Çayımızı, çorbamızı içtiğimiz, sohbetimizi, diyalogumuzu yaptığımız. Sadece burada ben nargile içirmiyorum abi. Nargile içeceksiniz eğer kusura bakmayın. Ha, yok abi bizler onda. O zaman teşekkür ediyoruz ve mekana geçelim. İçelim. Oradan geldik biz. Tabii ya. Neydi? YouTuberların peşinde koştuğu adam Murat Alay. Ne yapıyorsun kanka? Olur öyle şeyler. Allah Allah. Neyse. Başlıyor muyuz? Vallahi müsaitsen başlayalım. Tamam. Ben. Neredeyiz biz şimdi? Hoş geldiniz. Şu an neredesiniz? Amacımızın araba satmak olmadığı, böyle oturmaya, güzel bir mekan yaptığımız bir yerdeyiz. Gerçekten mekanına bayıldım. Teşekkür ederim. Hala yapmıyorum. Hakikaten harika olmuş. Hoş geldiniz. Yani biz buraya galeri mi diyeceğiz, hobi garajı mı diyeceğiz? Ya buraya ne diyelim? Galeride diyebiliriz, hobi garajı da diyebiliriz. Nasıl baktığınıza bağlı. Ama önceliğimiz dediğim gibi araç satmak değil, tamamen zamanımızı geçirebileceğimiz bir yer yapmaktı. Onu da başardığımıza inanıyorum. Biz güzel baktık, güzel de karşılandık. Teşekkür ederiz. Daha iyisi sizlerin olsun. Eyvallah. Şimdi bir mekanı gezelim mi? Tabii. Zaten ufak bir yer. Öyle çok büyük bir yerimiz değil. Ufak dediğine de bakma. İçeride 2 tane araba, 3-4 tane motosiklet var. Yani 4-5 tane araba sığıyor, evet. Bir tane S1000RR'ım var şurada. Bakabilir miyiz? Tabii, buyurun. Böyle bir çılgınlık yaptık. Böyle bir işe sardık kendimizi. Ali Osman bilir, 2015 senesinde çok ağır bir kazam oldu. O süreçten bu yana biraz tutmuştum kendimi ama tekrardan bakalım sorumuz hayır olsun diyelim. Garaja yeni geldi o zaman. Bu yeni geldi, evet. Bir hafta 10 gün oldu. 0 kilometre. O kadar yeni. Evet. Aldık bakalım. Abi Allah kaza bela vermesin inşallah. Amin inşallah. Sana da gidiyor be. Eyvallah. Hakikaten gidiyor. Eyvallah. Şu duvardaki tabloları soracağım ya. Ya aslında oralar camdı. Ben kapatmak için hani biraz da hem ismimizi yansıtsın hem de benim asıl mesleğim, ben gemi kaptanıyım. Uzak yol gemi kaptanıyım. Evet. Hem de onu yansıtsın diye böyle bir iki tablo seçtim. Yalnız Ali bir şey diyeceğim. Adımımızı attığımız yer kuruyor ya. Şuradaki ledlerin... Yok ışık. Onun şeyi... Abi bizden kaynaklı ben söyleyeyim sana. Yok. Onun bu taraftakinin içindeki şeyi, dalgası bozuldu. Değiştiremedim. Yok abi biz birkaç gündür nereye gitsek bir sıkıntılar yaşıyoruz. He. İşte ne bileyim yolda araba bozuluyor. Anladım. Sana gelirken de iki kere çukura düştük. Hakikaten ya. Yani burayı yaparken bütün gördüğünüz her şey, bütün dekorasyon kendi zevkime ait. Hiçbir şekilde ne mimari yardım aldım ne de herhangi bir destek. Yazıyoruz bir tane tarafa. Kaptan. Kesinlikle. Bu tarafa da bir bakabilir miyiz? Burada tabii. Burada da ufak bir oturma yeri yaptım. Ufak bir televizyonum var şurada. Genelde çok televizyon izlemem. Günlük akışı takip ederim. Şöyle birkaç model aracım var. Hayda. Şu Integra gördüm ben orada. 1500 adet üretimli. Onu dayanamadım. Kutusundan çıkardım. Hakikaten. Şurada bir tane Evo 9'um var. O nasıl da çok kıydın sen ona ya? O da çok özel bir araba. Burada bir scooter var. Bu da benim yeni aldım bunu da. O nedir? Forza. Forza bende gerçekten çok beğendiğim bir motor. Çok hoşlandığım bir araç. Kırmızısı vardı daha önceden. Siyahı da yeni geldi. 2024 rengi. Vallahi bunu da heves ettik. Aldık. Yazın bineceğiz nasipse. Havalar şu an müsait değil maalesef. Güzel. Burada şu an ne arabalar var?
Burada olmayan aracım da var aslında. Bir tane Egea var, Linea var. Kapıda bir Clio'muz var. Karşı tarafta... Dedim ben size. Biz, abi bizde var, sende bir şey yok. Dedim ben bizde, size. Bizde var yani. Sen devam et abi, Ali alışkın. Ben devam et. Yani bu ara burada... Aynen. Burada bir tane Egea aracım var. Linea var, kapıdaki Clio var. 2-3 aracım daha var burada olmayan. Meşhur BMW'müz vardı. 3 seneden fazladır kullandığım. Ona geleceğim. Bir BMW eksilmiş, bir BMW girmiş tekrar. Biraz öyle oldu ama bu biraz şeytan işi derler. Biraz öyle bir şey oldu. Bakalım. Son atmosferik. Son atmosferik. Delikanlı işi. Bence biraz çok da... mütevazi olma. Bence de. Söyle artık. Biraz da doldurmuştuk onu. Airbox falan da koymuştum ben. Egzozuna bir iki işlem yapmıştık. Sesi soluğu gerçekten çok güzeldi. Bakalım verdik onu da. Sevdiğim bir kardeşime gitti. Yabancıya gitmedi. Bundan sonraki araç ne olur? Ne olacak? İlerleyen günlerde hep birlikte görürüz. İnşallah. Tekrardan söylüyorum, misafir ettiğin için teşekkür ederim. Mekanına gerçekten bayıldık. Her harika zaman beklerim. Olmuş. Eyvallah. Dediğim gibi zaten. Burası bir iş yeri değil. Vakit geçirmeye hazırladığım ufak bir hobi garaj. Alan. Öyle değerlendirebiliriz. Her zaman beklerim. Eyvallah. Mekanın gerçekten çok güzel. Elinize, emeğinize sağlık. Ederim. Müsaaden varsa video yayınlayacağım. Tabii ki. Eyvallah. Hiç problem yok. Başta dediğim gibi burası bir iş yeri değil, galeri değil. Daha çok vaktimizi keyifle geçirebileceğimiz bir yer yapmayı amaçladık. Onu da başardığımı düşünüyorum. Vakti evet. Olan, yolu düşen her zaman herkesi beklerim. Eyvallah, teşekkür ederim. Adam çalışma odasını galeri gibi yapmış. Ona da yakışır. Abi görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. 100'den fazla ülke, 500-600'den fazla şehir gezmiş ve bilgi birikimini arabalarına aktarmış biri. Murat Alar. Sonrasında KPT maceramız başladı.